arkadaşlar, Üsküp Eğitim Kurumları olarak hazırlamış olduğumuz 2. ünite Teen Life konusunun çıkmış sorularını ve örnek sorularını çözümüne hoş geldiniz. Hemen başlayalım. Do you like eating French toast? French toast yemeği sever misin? I think it is not tasty. It is not tasty. Lezzetli değil diyorsa demek ki sevmiyor. That's better demez. No problem. Sounds great demez. Not really. Pek değil. Bence o lezzetli değil. Kolay kek soru. Herkes doğru yapar umarım. There is a problem with the brakes. Can you fix them for me? So I can't help you now because... Çok güzel. Benim için bunu yapar mısın, onarır mısın, tamir eder misin? Yapamam çünkü. I have no time to fix the brakes. Olur. I am very good at fixing bikes. O zaman yapsaydın. Neden yapamam dedin. I know how to fix the brakes. O zaman yapsaydın, biliyordun. Neden yapamam dedin. I really love fixing bikes. O zaman yapsaydın. Neden yapamam dedin. Yani sana yardımcı olamam çünkü bunu yapmak için I have no time. Zamanım yok. Ekin diyor ki we are going to watch a thriller tonight. Would you like to come? I'm not into thrillers because they are unbearable. What do you enjoy watching then? They are great, fine. What do you enjoy? Sen ne seviyorsun o zaman? Onu söyle, onu izleyelim. Madem thrillers unbearable. Unbearable neydi? Katlanılmaz. Sen ne seviyorsun o zaman? Onu söyle diyor. O da diyor ki I enjoy watching a movie alone. Hayır. Burada yalnız izlemeyi sevdiğini söylüyor. Bu olmaz. I dislike going to movies. Olmaz. I never watch a science fiction movie. Olmaz. I prefer watching comedies. Ben komedi izlemeyi seviyorum. Daha eğlenceli. Zaten fun deyince zaten komedi gelsin aklına. Ama diyelim ki gelmedi. Benim çözdüğüm yola da uzun uzun böyle anlayarak çözebilirsin. Şimdi can I invite my friends to our house tonight? Bu akşam evimize arkadaşlarımı davet edebilir miyim? Cevap: Your father doesn't feel well today and wants to rest for a while. Baban iyi hissetmiyor bugün ve bir süre dinlenmek istiyor. O zaman burada ne yapmadı? İzin vermedi. Okay, we will meet at a cafe'den. O zaman arkadaşlarımın kafede buluşurum. Tamam. Şimdi izin vermiyorsa yes you can demez. İzin veriyor. That's right, izin veriyor. Great idea, izin veriyor. İzin vermediği için I'm sorry. Wendy bir soru soruyor ve Robin diyor ki twice a day. O zaman twice a day. Hemen konu anlatımını hatırla. Sıklık zarfları vardı. How often? Cevabında da twice, once, twice, three times bunları söylüyorduk. Saat kaçta demez. Saat kaçta deseydi saat verirdi. Ne zaman demez, gün verirdi. Ver demez, yer verirdi. How often dedi. Sana ne sıklıkla olduğunu söyledi. Günde iki kez. They never lie to you. They are like our brothers and sisters. They always back you up. Çok güzel. Sana asla yalan söylemezler. Onlar bizim erkek kardeşimiz ve kız kardeşimiz gibilerdir. Ve her zaman seni desteklerler. Back up. Desteklemekti. Desteklediğin insan araya gelirdi. Back you up. Burada bunun tekrarını yapmış olalım. O zaman burada neyi soruyor olabilir? Ver der mi? Demez. Ver der mi? Demez. Verler gitti. What do you think about true friends? What do you do with your true friends? Doğru, gerçek arkadaşlar hakkında ne düşünüyorsunuz? Onun cevabını veriyorlar bu insanlar. Yoksa gerçek arkadaşlarınızla ne yaparsınız mı diyor. Tabii ki de hakkında ne düşündüğünü soruyor. What do you think about true friends? Anna bir soru soruyor. Arda Baybas diyor. O zaman neyle gittiğini sorması lazım. Ne zaman değil, neden değil, nerede değil. How does she usually go to work? İşe nasıl gider? Baybas otobüsle. Would you like to study with me at my place this evening? Sure, what time shall we meet? What time diyor. Demek ki sana burada time söylemesi lazım. Time söyleyen sadece bir tane var. Bunların hepsi when sorusunun cevapları. Ne zaman sorusunun cevapları. At 7:30 p.m. Time söyleyen tek şık.
Mary, oh Paul, please don't listen to this ridiculous song again and again. It's unbearable. Ya Paul, lütfen artık bu saçma şarkıyı tekrar tekrar dinleme. Bu katlanılmaz, dayanılmaz diyorsa burada ne diyebilir? I know it is good. İyi olduğunu biliyorum. I think it's impressive. Etkileyici bence. Ve müzik dinlemeyi seviyorum. Tabii ki böyle demez. Der ki sana I really can't stand it. Gerçekten buna dayanamıyorum, katlanamıyorum ya. Der. To be honest, once a month. Bak burada sıklık zarfı. Hiç bak sıklık zarfı hop have often yapıştır. Neredeniz cevabı olamaz. What do you have olamaz. Why olamaz. How often. Sana bir şeyi ne sıklıkla yaptığını söylüyorsa hemen yapıştır. De ki how often. Çıtır çıtır gidiyor sorular. I'm going to the cinema with my friends. Arkadaşlarımla sinemaya gideceğim. Çok güzel. Her gün ne yaparsın? Olmaz. O zaman I go to the cinema derdi. Gideceğim diyor bak burada. What would you like to watch? What type of movies do you like? What are you doing tomorrow? Yarın ne yapıyorsun? Arkadaşlarımla sinemaya gideceğim. I usually listen to music, go to the cinema, meet my friends and visit my grandparents. Ben genelde müzik dinlerim, sinemaya giderim, arkadaşlarımla buluşurum ve aile büyüklerini ziyaret ederim. O zaman ne yaptığını soracak. Ne zaman değil, nerede değil, ne sıklıkla değil. How do you spend your weekends? Hafta sonları nasıl harcarsın? Genelde bunları yaparım. Şimdi, Tina diyor ki, why don't we have lunch together? Why don't we ne zaman kullanıyordum ben? Why don't we? Why don't we vardı, shall vardı, let's vardı, what about vardı. Minik bir konu tekrar olsun. How about vardı. Soru. Buna soru gelmezdi. Bunlar neydi? Teklif, öneri yaparken kullandığım kalıplardı. Neden yapmıyoruz? Why don't we? Shall yapalım mı? Let's, hadi yapalım. What about ve how about da ne dersin de? Why don't we have lunch together? Neden birlikte bir öğle yemeği yemiyoruz? I'm very hungry. Çok açım. Let's go to a cafe. Hadi bir kafeye gidelim. O zaman kabul etti değil mi? Unfortunately. Maalesef. Never mind. Boş ver. Don't worry. Endişelenme. Great idea. Great idea. Harika fikir. Ben çok açım. Hadi bir kafeye gidelim. I could beat adults at chess at the age of 5. Ben 5 yaşındayken yetişkinleri yeniyordum satrançta. I don't believe it. İnanmıyorum diyor. Sonuç olarak inanmıyorum. Kesinlikle inanmıyorum. Çok şükür Allah'ım inanmıyorum değil. Really? Gerçekten mi? Really? I don't believe it. İnanamıyorum. Şimdi burada the table below shows Helen and Tracy's likes. Bunu bir sınıfta çözmüştük. İnşallah hatırlarsınız. They want to attend a course together. Helena playing the guitar seviyor. Fishing seviyor. Cooking seviyor. Tracy preparing traditional dishes seviyor. Taking photos seviyor. Swimming seviyor. Bu daha ya ocağın örnek sorusu ya aralığın örnek sorusu. Güzel bir soru. İkisi ortak olarak ikisine uygun olan hangisi? İkisi birlikte kursa gidecekler. Ne kursuna gitsinler? Şimdi burada gitar çalmak var. Burada herhangi bir müzik aleti yok. Burada balık tutmak var. Burada aynı şekilde bir şey yok. Ama cooking var ve burada preparing traditional dishes. Aslında ikisi de cooking. Yemek pişirmeyi, geleneksel yemekler hazırlamayı. İkisi de sevdiği için cooking ile ilgili bir kursa gitmeleri gerekir. Dolayısıyla Learners in the Kitchen kursu onlar için uygun. Ah evet, bu da yine sınıfta çözdüğümüz sorulardan. There was a rock concert of a famous singer last weekend. After the concert, some people wrote notes and threw them to the singer. Here are the comments. Geçen hafta sonu ünlü bir şarkıcının rock konseri vardı. Konserden sonra bazı insanlar, yani birkaç insan ne yaptılar? Notlar yazdılar ve onu şarkıcıya fırlattılar. Ve işte yorumlar. It's the worst performance I've ever seen. Your behavior during the concert was insulting.
Bu benim gördüğüm en kötü performans ve konser boyunca yapmış olduğun davranışlar aşağılayıcıydı demiş Sam. Yani bu olumsuz bir cevap vermiş. I think your concert was magnificent. At the end of the concert I was really happy. Bence senin konserin muhteşem ve harikaydı. Ve sonunda ben gerçekten çok mutluydum. Ne mutlu sana Jane. Jane olumlu. Your music is impressive. Senin müziğin etkileyici. I cannot stop listening to your song. Ben senin şarkılarını dinlemeyi durduramıyorum. I cannot stop diyor John. Burada da olumlu bir yorum yapıyor. Your concerts are always terrific. I'm fond of your voice. Terrific. Bak. Bunu sürekli üstüne duruyorum ama gerçekten çok hata yapıyorsunuz. Terrific burada şahane. Terrific korkunç değil arkadaşlar. Terrific şahane. Tamam mı? Konserin her zaman konserlerin şahane ve fond of your voice, ben senin sesine düşkünüm diyor. Yani olumlu. Whose comment was disappointing for the singer? Hangi yorum şarkıcı için bir hayal kırıklığıydı? Tabii ki de Sam'in söylediği yorum. Çünkü Sam bayağı gömdü yani adamı. Diğerleri övdü. Jane, John ve Mary övdü. Şimdi favorite free time activities of the teenagers. Bu da örnek sorulardan güzel bir soru. Burada 100 tane gence sormuşlar. Onları favori aktivitelerini, boş zaman aktivitelerini. Sonuçlar burada. Sosyal medya kullanımı, arkadaşlarla buluşma, sinemaya gitme, spor yapma, müzik dinleme. Hangisi doğrudur diyor. Watching movies is the most favorite activity of the teens. En favori aktivite gençler arasında. Watching movies mi? Hayır, %5. En favorisi %55'te use social media. Doğru değil. Doing exercise is very popular among the teens. Egzersiz yapmak çok yaygın. Ya egzersiz dediği do sports ve bu da %5. Çok yaygın değil. Hayır, bu da değil. The teens usually spend their time on the net. Gençler genelde zamanlarını internette harcıyorlar. Bakalım. İnternet dedi, social media. Evet, büyük bir ölçüde burada zamanlarını internette harcıyorlar. The teenagers never listen to music. Asla müzik dinlemiyorlar. Olur mu ya? Bak %15 burada müzik dinliyor. Nasıl asla dinlemiyor? Bu da gitti. Doğru cevabım C oldu. Evet arkadaşlar, bayağı bir soru çözdük. Hızlı hızlı gittik. Güzel oldu. Umarım hepsini doğru yapmışsınızdır. Çok kolay bir ünite, çok güzel bir ünite. Lütfen iyice çalışın. Soruları kendiniz çözmeye çalışın. Başarılar diliyorum. Hoşçakalın.